AMD bir film galasına davetliyim, oraya gidiyorum. Peki, gel bakalım. Cida. Ben baktığımda deri formu, şapkan mat, aslında bakınca ayakkabıların hariç beğendim ama Seda Sayan bir şey söylemişti, hiç unutmuyorum. Taytları herkes giymesin demişti. Hı hı. Hep o gelir aklıma, o taytı. Hani böyle çok incecik insanların giymesi gerektiğini. Ha, giyiyorsan da hani biraz örtmen gerektiğini düşünüyorum. Hani kötü bir şey de söylemek istemiyorum da. Yo, demek istediğini anlıyorum yani. Ha, biraz daha hani daha derli toplu durması açısından dedim. Hani o ceketini giymiş olsaydım belki daha güzel görecektim. Hı hı. Hani sadece gözümü o taytın o yapısı, o vücudunun o nasıl anlatsam, hani hatalı olmasa bile bu tayt hata gösterir yani vücutta. Onu ben demek istiyorum. Ben yakıştırdım gidim. Kötü dursa da hani bir şey de denememiz gerekiyorsa deri pantolonu da giymem gerektiğini düşünüyorum. O ceketini giymelisin bence, hani bunu giyiyorsan olabilir, diye düşünüyorum. Olabilir. Herkesin fiziği senin kadar düzgün olacak diye benim bir şey yok yani. Benim fiziğim çok düzgün yani. Değil ki. Tamam, ben bazen ben de yapıyorum, yakışmayanı giyiyorum yani. Yani herkesin fiziği senin kadar düzgün olacak diye bir şey yok yani. Ben giyiyorum, dışarıda da giyiyorum. Demek ki beni rahatsız etmiyor. Ne yapalım? Bendeki de böyle bir özgüven demek ki. Ezgi. Hay Allah'ım. Gömleğin çok güzel Ayşegül. Teşekkür Gerçekten ederim. Sana da çok yakışmış. Ben altında tayt yerine bir sigaret pantolon falan olabilirdi diye düşünüyorum. Hı hı. Hani daha güzel dururdu gibi. Ama tayt de güzel olmuş. Yani benim gözümü rahatsız etmedi. Hani hı hı. Yakışmış bence tayt. Hatta toplamış, güzel durmuş. Botlarını beğenmedim. Sen de biliyorum kesmesin diye bunları giyiyorsun. Hı hı. Hatta bunların da boyunu kısalttın. Onu da söylemiştin. Çünkü anlayamadım. Hani bilekte olan mı kesiyor biraz daha yukarıda? Aslında şöyle. Kesiyor, mesela sen bunu tamamen deri bir botla kullanabilirdin. Zaten taytın parlak. Oraya bir daha hani süet karıştırmaya gerek yoktu yani. Şu an kesmiş mesela. Çünkü orada bir matlık var. Sonra gene bir parlıyor. Normal tam deri bir şeyle botla kullanabilirdin. Ama ben saçını, makyajını beğendim. Şapkanı da beğendim. Yakışmış, güzel olmuş. Teşekkür ederim. Nihal. Ben tam tersi Çiğdem'in aksine birazcık etli, kıvrımlı bayanlara daha çok yakıştırıyorum tight'ı. O zaten sıkan bir şey. Var. Selülitini görmüyorum ben Ayşegül'ün. Sen tamam, görüyorsan bilemiyorum yani. Yani olabilir, ayrıca bir şey soracağım. Senin fiziğin düzgün ama şurada dışarı çık. Kaç kişinin fiziği mükemmel ki? Manken değil ya, dışarıdaki insanlarda. Yani şey hani o zaman hiçbir mağaza burada deri taytın large bedenini çıkarmasın mesela. Medium bedenini de çıkarmasın. Desin ki bu taytları sadece fiziği düzgün olabilen insanlar giysin. Senin fiziğin düzgün biz burada değil demiyorum ki. Senin fiziğin gayet de yuvarlak, giydiklerimizi, güzel bence. Giydiklerimizi mağazalardan insanlar almak için biz de markalarımızı işte sitemize bildiriyorsak demek ki insanların alışveriş yapabilmesi için. Yani ben mediumsam medium bir bayan gidip bu taytı almak isteyecek belki ama senin şu yorumundan sonra beni selülitli mi gösterir? Ayşegül. Bence insanlara da haksızlık bak, ediyorsun şey benim üzerimden. Söyleyebilir miyim ben sana? Ben senin vücudunu kötü bulmuyorum selülitli aynı zamanda. Selülitli dedin ama ben ne demek istediğini zaten bak anladım. Bak şimdi az bile olmuş olsa bu tarz kumaşlar selüliti daha fazla az olan hepimizde var. Sen kimde zaten yok? Bunu daha önce Nur Hanım'dan duydun ve Ezgi'ye yaptığı yorum üzerinden dedi Nur ki Ezgi'ye. Nur Hanım'dan da duyduk tabii evet. Ki burada jürili her gün ben dinliyoruz, bir şey alıyoruz. Ben anlayabiliyorum çünkü seni. Allah'ım ya. Ben arkamda selülit de görmedim bak ama olsa da bazı beni rahatsız etmiyor. Çünkü ben mükemmel bir fiziğe sahip değilim ve bunun arkasında hiçbir zaman durmuyorum. Ben de öyle bir yer olsaydı sana. Buraya katılmaz, gider mankenlik yarışmasına katılır, bu yönde Aynen. ilerler. Yurt dışında kariyer yapmak isterdim yani. Ama kusurlarımızı saklamak için giyiniyoruz ya, o tip bir yorum yapabilir de zaten ama selülitin yok yani şu an yani. Görmüyorum ben. Onun dışında ama şu noktada katılabilirim, hani Nur Hanım da çok sevmemişti bu tip taytı. Kemal Bey de bu tip bir taytı çok Nur sevmediğini bayılmıştı. Söyleyip Ezgi'den puan kırmıştı. Hani ben senin yerinde olsam böyle bir eleştiri aldıktan sonra aynı taytı giymezdim. Nur Hanım çok beğenmişti. Ama hani demişti daha kimimizin yağ oranı biraz daha fazla, kimimizin kas oranı Kemal fazla. Koşmak zordur demişti Nur Hanım. Hani ben bu riski almazdım. Kemal Bey de sevmediğini söylemişti. Tekrar kullanman gereksiz olmuş ama kötü görmüyorum ben seni. Gömleğini de beğendim. Tek sorun bence şey, ayakkabıların boyunu kesmişken bir de şapka takman. Onun dışında bir sorun yok. Özden. Ayşegül, ben gömleğini çok beğendim. Hani eğer böyle bir kombin yapmak istiyorsan şu seni uzun gösteren ayakkabılar var ya, onlardan giyiyorsun. Dümdüz
böyle bir pantolon giyseydim bol paçalı daha güzel dururdu. Ya da onu sporlaştırabilirdin. Hani kocaman böyle pileleri olan kot etekler moda şu an, uzun kot etekler. Diz altı bir kot etekle kombinleyebilirdin. Güzel olurdu. Ben de selülitin olduğunu düşünmüyorum. İçeride giyinirken hepimiz birbirimizi görüyoruz yani. Ve sen zaten eksiklerin olduğunda bize soruyorsun. Onu nerede yaptırdınız, işte bakım nerede yaptırdınız diye. Böyle bir problemin olsa gelip bize soracağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Ayşegül Doğan, ayakkabı 199 lira, tayt 60 lira, çanta 130 lira, gömlek 180 lira, ceket 269 lira, gözlük 300 lira, şapka 60 lira. Ayşegül hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Daha yavaş yavaş konuşuyorsun, onu fark ettim. Evet. Bir radikal mı karar bu yoksa? Yo, herhalde bir ağırlık var ondan yani. Pazartesi de öyle bir karar vermiştim ama sonra uyamadım. O bir anlık sinirle tabii ses çok şey oluyor ama yani şu an belki bir ağırlık var ondandır. Anladım. Böyle daha güzel kulakta geliyor. En azından o kadar agresif falan filan gelmiyor. Bence İnşallah daha iyi böyle yavaş yavaş konuşmak daha sakin. Üzerinde ceket giymek istedin bu gömlek içinde değil mi? Üstünde. Yo, elim boş kalmasın diye hani aldım. Tek iki parça olarak çıkmıyor diye aldım. Enteresan fikir. Gömlek güzel. Ben gömleği hakikaten çok beğendim. Çok güzel bir gömlek. Ama bu gömleğine bu deri tayt ile o botları kombin edilmez. Bol paça krep pantolon mesela. Altında yüksek topuk, kalın topuk, ayakkabı. Senin boyunu daha uzatmak için. Üzerine bir şey almamalısın bunun. Çünkü gömlek tek başına güzel bir parça. Ama tabii ki şapka takıyorsun, gözlük var, boş kalıyor. Bir şey lazım. Çünkü o şapkalar ben sadece böyle bir gömleğinde uymuyor. Zayıf duruyor. Kalem etek bile giyebilirsin bunun altına ama ben daha spor, daha pantolon bir şey istiyorum bu gömleğin altında. Olmadı, deri pantolon, o ayakkabı, o şey aldın, ceketin, boyfriend ceket herhalde. Omuzlarına mı atacaksın? Yok, hayır, ben gerçekten hani elim leke. Boş kalmasın. Ama iki tane leke var, zaten çanta var, burada bu var yani sanki pazardan geliyorsun, şeyler taşıyorsun yani. Elin dolu zaten, hiç gerek yok. Şapka var, gözlük var. Sadece gömlek beğendim. Teşekkür ederim. 5. Ayşegül, elin boş kalsın. Canım gömleği berbat bir stylingle harcamışsın. Yani o tayt gerçekten dünyanın sonundaki tayt. Onun altına o ayakkabı. Kafanda şapka, elinde o çanta. Yani o şeyle snobe ettiğini mi sandın? Deri taytla o fistolu gömleği. Ya hayır, aslında başka bir kombinim vardı ama Gülşah'ın geçen haftaki kombinine çok benzedi diye değiştirdim. Ne olmuş? Nihal de bir gün önce Ayşenur'un giydiğini giydi yani. Hani artık oralara takılmayın. Sen daha güzel bir styling yapardın belki. Gömleğine yazık oldu. Ayşegül, nedir senin bu şapka sevdan? Ne yani bu? Bana bir anlat bu şapka takmandaki yani duyguyu, bir alabilir miyim senden? Özellikle değil Nur Hanım, öyle şapka. Ne demek özellikle değil? Bu kaçıncı yani şapka? Kaçıncı takışın senin bu şapkayı? O tayt hiç olmamış, hiç yakışmamış, hiç. Ağası bir kere aşağıda duruyor. Bak. Çünkü o çizmeler olmamış. Senden önce Zenube çıktı. Zenube senden çok şıktı, biliyor musun, o eleştirdiğin? Senden çok şıktı senin şu halinden. O gömlek, o şapka, o gözlük, o tayt. O gömleğin altına bir jean giyerdin. Sigaret paça, daptaracık böyle. Her şey olurdu yani. Arkadaşlarım da söyledi. Berbat etmişsin. Çok kötü geldin yani. Rica ediyorum. Bu halini
5. Teşekkür ederim.